Bu dersimizde Oracle veri tabanında tablespace'in temel olarak ne olduğunu anlatıp nasıl oluşturulacağını, nasıl create edileceğini anlatacağım. Daha önceki kısımlarda da aktarıldığı gibi tablespace kullanıcılara ait olan nesnelerin veri tabanındaki mantıksal olarak tutulduğu yerdir. Tablespace oluşturmak için create tablespace sistem hakkına sahip olmak gerekir. Yani SYS olarak giriş yaptığımız zaman bu oluşturma işlemini rahatlıkla yapabiliriz. Ki ben şu an SYS ile connection, yani bağlantı oluşturmuş ve buna login olmuş durumdayım. HR ile bunu bu şekilde yapamazdım. Şimdi kullanımı şu şekildedir. Yani syntax, söz dizimi, create tablespace, tablespace ismi, data file ve data file'ın adı, size yani ne kadarlık bir boyutta olacağı. Bunların hepsini açıklayan şu şekilde bir açıklamamız var. Tablespace ismi kısmına, yani burası oluşturacak tablespace verilecek addır. Data file kısmı, yani burası tablespace'i oluşturan veri dosyasının tanımlandığı bölüm. Yani fiziksel olarak veri dosyasının bulunduğu bölüm buradan tanımlanıyor. Dosya ismi, yani data file'ın adı, data file'ın path'ini belirtildiği bölüm. Yani C2 nokta üst üste şeklinde klasör adının verildiği yer. Auto extend of data file otomatik artışını iptal etmekte kullanılan komuttur. Data diğeri ise auto extend on data file otomatik artışını sağlayan komut. Next, yani buradaki ise next data file'in genişleme miktarı. Max size data file'in genişleyebileceği en son miktar. Maximum size, maximum büyüklük diyebiliriz buna. Unlimited data file'ın sınırsız büyüyebileceğini göstermektedir. Belirtilmesi dahi standart olarak seçilidir. Yani biz bunu varsayılan olarak kullanmak zorunda değiliz. Ancak özellikle belirtebiliriz. Data file'ın sınırsız büyüyebileceğini bu unlimited ile bildirmemiz faydalı olacaktır. Çünkü komutlar üzerinde daha sonradan okuma işlemi yaptığımızda hatırlatma açısından iyi olacaktır. Online tablespace oluşturduktan hemen sonra aktif olacağını belirten bölümdür. Standart olarak seçilidir. Offline tablespace oluşturduktan hemen sonra pasif olacağını belirten bölümdür. Permanent tablespace içinde tutulacak olan nesnelerin kalıcı olarak saklanacağı belirten bölümdür. Standart olarak seçilidir. Temporary tablespace'te geçici nesnelerin tutulacağını belirtildiği bölümdür. Not kısmı ise tablespace oluşturmak ve yönetmek için Storage Manager kullanılmasını tavsiye ederiz. Data file'ı şu şekilde oluşturuyoruz. Create tablespace normal bir tablo oluşturur gibi create tablespace bir isim veriyoruz. Deneme adını verdim ben burada. Bu arada tanımını okuyalım şu şekilde. Data file belirtilen yerde ve isimde, deneme isminde ve 20 MB büyüklüğünde bir tablespace oluşturma. Bunu oluşturuyoruz biz. Create tablespace deneme data file tek tırnaklar içerisinde burada dosyanın adını veriyorduk. Buradaki dosya ismi, yani burada gösterdiğimiz data file'in pad'i, pad kısmı. C2 nokta üst üste deneme nokta dbf, yani C dizinin de bir deneme dosyası oluşturacak. Size, yani büyüklüğü ise 20 MB boyutunda olacak. Şimdi oluşturuyorum bunu. Tablespace deneme created. Şimdi başlattan bilgisayarımdan C. Gördüğünüz gibi deneme dbf dosyamız 20 MB.
başarılı bir şekilde oluşturuldu. Bunu siliyorum. Şimdi drop tablespace ile silelim ve gördüğünüz gibi drop it başarılı bir şekilde silindi. Tablespace oluşturmayı bu şekilde öğrenmiş olduk.